Profesör Doktor Ümit Özdağ yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Süleyman Şah operasyonu tabii gündem. Evet. Bu tartışılıyor, konuşuluyor. Şah mı mat mı meselesi üzerinden soracağım ama önce şunu sormak arzu ediyorum size Ümit Hocam. Şimdi dış politikamız açısından, Orta Doğu'daki dış politikamıza baktığımızda önce bizim Musul konsolosluğumuz basıldı. Oradan çekildik. Doğru değil mi? Doğru. Sonra yakın zamanda Yemen'de büyükelçiliğimiz boşaltıldı. Evet. Yetkililer Türkiye'ye geldi. Şimdi ise Süleyman Şah naaşı ve oradaki emanetler, oradaki saygı karakolu darmaduman edildi. Ve Türkiye sınırlarına yakın bir yere getirildi. Ne oluyor? Yani Türkiye, Orta Doğu ve bu coğrafyada IŞİD'in hinterlantı olan bu coğrafyada köşeye mi sıkıştırılıyor? Oradan başlayalım. Evet. Aslında ben birazcık daha geriye gideceğim. Yani 2003'e kadar geri gideceğim. Ve Süleymaniye baskınından başlamak istiyorum. Yani AKP iktidarının Orta Doğu politikasının başlangıcı Süleymaniye baskınıdır. Bu sadece AKP iktidarı değil, aynı zamanda Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çok ağır bir Amerikan operasyonuydu. O çuval muval meselesi. Çuval meselesi. Ama sadece çuval değildi. Aynı zamanda bölgede örgütlenmiş ve Türk devleti tarafından eğitilmiş olan Türkmen yapısı, siyasetçileri, bütün bunların listeleri de bu baskında Amerikalıların eline geçti. Ve doğrusu ben konuyla ilgili kitap yazmama ve konuyu çok yakından incelememe rağmen bilmediğim bir hakikati de çok kısa bir süre önce bir televizyon yayınında İsmail Hakkı Pekin, eski İstihbarat Başkanı Genelkurmay, onun açıklamasından öğrendim. Aynı programdaydık. Dedi ki bu listeler Amerikalıların eline geçtikten sonra bu Türkmenler de teker teker katledildi. Kimler tarafından? Yani görünürde bu Barzani ve Talebani istihbaratı tarafından yapıldı. Ama bunun dışında Türk Devleti'nin elinde bir başka bilgi var mı? Bunu bilmiyoruz. Peki oradan buraya doğru geçiş yaparken? Sonra Kerkük'ün basılmasını kabul ettik. Kırmızı çizgimizdi. Orada bir pembeleşme gördük. Türkmen siyasetçilerin tasfiyesine söz çıkartmadık. Arkasından Kürdistan'ın Kuzey Irak'ta bir fiili vaka olarak bundan sonra kabulü Ankara'da iyiden iyiye yerleşti. Türkmen öncelikli siyaseti terk ediyoruz. Bütün Irak bizim için eşit dendi. Ama öyle olmadı. Barzani, Talebani eksenli, özellikle Barzani eksenli bir siyaset Orta Doğu'da Türkiye'ye tarafından kabul edildi. Olaylar AKP iktidarına bunu yanlış bir yerde durduğu için dayattı. Ve sonra Suriye 2010'a kadar AKP hükümetinin ben Suriye politikasının çok doğru bir politik olduğunu düşünüyorum. Ondan önce 57. hükümet döneminde başladı ama AKP onu geliştirdi ve doğru bir çizgiydi. Sonra 2011'de başladık ve darbeler almaya başladık. Yani ilişkiler dönemindeki Suriye ilişkilerinin doğru bir politika. Doğru, tabii, doğru bir politika. Yani bugün tabii, 2011'den itibaren korkunç bir çizgi. Gelelim yaklaşalım. Çizgiye. Uçağımız düşürüldü. Yani uçağımız kaldı mı mesela, ne oldu? Evet. Kaldı, üzerine gidilmiyor. Şehidimiz var. Şehidimiz var. Kimin düşürdüğü hala belli değil. Bazılarına göre bir Rus gemisi tarafından düşürüldü. Bazılarına göre Suriye Hava Savunma Sistemleri tarafından düşürüldü. Bazılarına göre pilot yanlış bir teknik uygulama yaptı ve denizle göğü karıştırdı, düştü. Ama hala ortada bir Türk milletine verilmiş cevap yok. Ama bütün dünya bunu bir Türk savaş uçağının bölgede düşürülmesi ve Türkiye'nin buna cevap vermemesi olarak algıladı. Sonra sınırımızda çok büyük bir patlama meydana geldi. Reyhanlı'yı, bu arada, Reyhanlı'yı kastediyorum. Bu arada sınırımız Afganistan-Pakistan sınırına döndü. Afganistan-Pakistan sınırına döndükçe yani sınır ortadan kalktı ve sınır ortadan kalktıkça da Türkiye tarafı peşaverleşti. Yani
Pakistan'ın kuzeyi, Afgan sınırı bölgesindeki bir anlamda kanunsuz bir yapı hakim olmaya başladı. Şimdi sınıra giden yolları görüyorsunuz. Yani sınır falan yok orada. Araç yolları inşa edilmiş durumda, sınırın bir tarafından öbür tarafına geçen bir kanunsuz yapı oluştu. Bu arada yanlış bir Suriye politikası izlediğimiz için sınırın öbür tarafında Suriye devleti ortadan kalktı ve sınırımızda iki tane komşumuz oldu. Bunlardan bir tanesi IŞİD, bir tanesi de PKK. Ve en son şimdi Süleymaniye'den geri çekiliyoruz. Onun öncesinde Musul Başkonsolosluğumuz basıldı. Kendi kendime ve ondan sonra yaptığım bir yazı çalışmada şu soruyu sordum. Eğer bu bir Amerikan konsolosluğu olsaydı ne olurdu? Ve Meksika'daki bir Amerikan konsolosluğu olsaydı, yani coğrafi olarak da o kadar yakın olsaydı veya bir İsrail konsolosluğu olsaydı, hemen İsrail'inden sonra o yakın mesafesinde, acaba İsrail ve Amerika veya Almanya veya Fransa veya İngiltere konsolosluklarının bu şekilde basılmasına ve içindeki personelin kaçırılmasına izin verir miydi? Yoksa bölgeye yapacağı bir askeri operasyonla bir sonuç almayı mı denerdi? Yani istihbaratıyla önceden haber alır. O ayrı. Engel olur. Engel olur. Ayrıca istihbaratı da ayrı bir şekilde örgütlenirdi. Yani sadece Musul'da konsolosluk binasının içerisine şey yerleştirmeniz yetmez. Eleman yerleştirmeniz veya işte polis yerleştirmeniz yetmez. Çevredeki mahallenin de güvence altına alınması lazım. Ve bu çevreye ne yapmanız lazım? Yerleşmeniz lazım dost unsurlarla. Onun için size yönelik bir saldırı hemen sizin kapınıza gelmemeli. Dost unsurlar tarafından dışarıda durdurulacak bunun bir saldırı. Niye beceremedi ve MIT'in haberi olmadı mı o zaman? Doğrusu bu konuda çok söylenecek şey var ama bunların tamamı TCK'ya girer. Yani Türk Ceza Kanunu'na girer. Ceza mı alırız? Ceza alırız. Girmeyelim o zaman. Girmeyelim. Peki. ama söylenecek çok şey var. Evet. Sorulması gereken ve cevaplandırılması gereken birçok soru var. Ama bu sorular sanıyorum Türkiye tekrar bir hukuk devleti olduğu zaman sorulmaya ve cevaplandırılmaya başlayacak. Bunlar içerisinde TCK'ya girmeyecek. Türk Ceza Kanunu'na girmeyecek bir cümle yok mu? Hayır. Benim kullanacağım yok. Ama ne söylesem başım belaya girer. Ne söylesek yani sizin de başınız belaya girer. Yasalar burada çünkü çok sınırlandırıyor. Bildiğiniz şeyleri veya duyduğunuz şeyleri veya analizlerinizi hatta paylaşmayı bir noktada. Şimdi büyükelçiliklerden geri çekilmemiş. Bunu ben büyükelçiliklerden çekilmeyi çok trajik bulmuyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri de Fransa'da, İngiltere'de büyükelçiliği kapatabiliyor. Bu olabilir. Bu olabilir. Hatta saygı karakolundan çekilmek bile bir alternatif olarak düşünülebilir. Yani 1990'lı yıllarda biz Türkiye içerisinde, Türk toprakları içerisinde, hatta sınırın bayağı içerisindeki bölgelerde PKK saldırılarına çok fazla açık olan ve coğrafi konumu itibariyle korunması çok güç olan jandarma karakollarını tasfiye ettik. Hı hı. Kapattık. Bir bölümlerinin binası yıkılmadığı için daha sonra PKK geldi yerleşti bu binalara. Bu bahsettiğim 92, 93, 94 hatta 95 senelerinde. Sonra geri aldık. Hocam şimdi ama buraya gelin. Evet, buna gelin. Peki Süleyman Şah dan çekilmek doğru muydu? Askeri olarak doğru mu? Politik olarak doğru mu? Hayır. Askeri olarak da yanlış, politik olarak da yanlış bir karar. Askeri olarak da mı yanlış? Askeri olarak neden yanlış? Aslında askeri olarak başarılı bir operasyondu. Hayır. Şimdi bakın. Değil mi yani? Bu idari bir intikal. Kaza sonucu ancak bir şehidimiz var. Hayır. Yani çatışma yok vesaire. Şimdi bu bir idari intikal. Bir idari intikali bu şekilde sanki büyük bir zafermiş gibi sunmaya kalkarsanız bu Türk milletinin aklına hakarettir. Sadece CHP'lisinin, MHP'lisinin aklına değil, bu AKP'linin aklına da hakarettir. Neden? Neden hakaret olsun? Çünkü bu bir zafer değil. Neden? Çünkü şu anda... Ya o kadar belanın içinden gidiyorlar, onu alıyorlar, getiriyorlar. Askerin işi efendim,
belaya karşı milli haysiyeti ve milli egemenliği korumaktır. Asker bunun için var. Korumadı mı? Ne yaptınız siz onları, askerleri? Bu askerin suçu değil. Bu TSK'nın eleştirilmesini gerektiren bir husus da değil. Burada, siyasetin talimatı bu yapıyor. Siyasetin talimatını yerine getiriyor TSK. Eminim Genelkurmay Başkanlığı Başbakan'ın önüne bir dosya koydu. Bu dosyada A, B, C, D durumlarına göre A, B, C, D şıkları vardı. Hı hı. Bu kararı alırsanız, kalın derseniz kalırız, şöyle uygularız. Bir saldırı olursa özel harekat birliklerimiz 20 dakika içinde yetişir. Savaş uçaklarımız çevreyi 3 dakika sonra bombalamaya başlar. Zırhlı birliklerimiz normal şartlarda 30 dakika, evet, çatışmalı bir ortamda 2 saat sonra en geç bölgede olur. Tamam. Tamam. Bunu tercih edebilirdi hükümet. Bunu tercih etmedi. Bakın, bizim bu bölgede sadece Süleyman Şah Karakolu'nda değil, sizin gayet iyi bildiğinizi düşünüyorum, Kuzey Irak'ta da senelerden beri Kuzey Irak'ın içerisinde bir askeri birliğimiz var. Var tabii. Kimse saldırıyor mu buraya? Hayır, dokunan yok. Savaş geçirdi mi? Geçirdi. Tehdit ettiler mi? Ettiler. Hatta Barzani çıkın dedi mi? Dedi. Çıktık mı? Çıkmadık. Yani? Yani. Buraya uygularsak? Buraya uygularsak burada büyük bir zaaf gösterilmiştir. Büyük bir zaaf gösterilmiş. Zaaf olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü yanlış karar ve zaaf olduğunu düşünmek istiyorum. Yanlış karar ve zaaf değilse ikinci seçenek ortaya çıkıyor. IŞİD'e verilen bir söz yerine getiriliyor olur mu? O kanaat sizde ağır mı basıyor? Öyle bir şey var. İhtimal, kuvvetli bir ihtimal mi? Çünkü bu meseleyle ilgili Taraf Gazetesi, biraz önce Sezgin Tanrıkulu'yla konuşuyorduk. Aylar öncesinde, Ağustos ayında, geçen sene manşet atmıştı. Doğru. Manşeti şuydu. 46 rehineye mukabil IŞİD'e söz verildi. Doğru. İşte bu bir ihtimal oluyor. İhtimal. Tabii bunu biz hala şu anda ihtimal olarak koyabiliriz. Peki diğer ihtimal hükümetin korktuğudur ve korkuyla yanlış bir karar peki, almış olmuş. Peki şu soru var. Sınırdan çıktıktan 3 kilometre sonra IŞİD karakoluna giderken artık Süleyman Şah karakoluna giderken IŞİD bölgesine girmiş oluyorsunuz. Hı. Şimdi ve orada da IŞİD'in birlikleri var, askerleri var. Nasıl oluyor da bizim askerler IŞİD bölgesine hiç çatışma olmaksızın giriyor? Bu ancak anlaşma varsa olur. Başka türlü olamaz mı? Bir. İki, olur. İki, tehdit edersiniz. Ayağını denk al. Ayağını denk tek al. Tek kurşun sıkarsan yakarım. Bu mu? Hayır, sadece bu değil. İki, Türkiye içerisindeki örgütlenmeni keserim. Bence bu daha önemli tehdit. Şu anda Türkiye içerisinde IŞİD'in ciddi bir örgütlenmesi var. Önemli para kaynakları var. Belirli bir piyasayı, bir alanı, bir piyasa zeminini kontrol ediyor IŞİD. Belirli bir bölgede kontrol ediyor. Buradan para aktarıyor. Ve Türkiye'den hala personel aktarıyor oraya. Bugün verilen sayı Başbakan Yardımcısı tarafından 1000. 1000 kişi IŞİD'e katıldı diyor. Bizim enstitü olarak yapmış olduğumuz araştırma bölgedeki El Nusra dahil, IŞİD dahil 12 bin kişi katılmış Türkiye'de. Bakın 12 bin korkunç 12, bir rakam. 12 bin. Bunların bir bölümü sadece erkekler değil, çocuklar ve kadınlar da var. Yani aileleriyle gitmişler. Bu sadece Türkiye'den gerçekleşmiyor. Daha çok Türkiye'nin daha çok neresinden katılmış daha fazla? Geleceğim. Kazakistan'ın kuzeyinden 400 kişilik bir aile Rakka'ya göçtü. Kadın, çoluk, çocuk, nene, dede falan. İşte katılmak üzere. Evet. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'nin her bölgesi var burada. Yani ağırlıklı bir bölgeyi Güneydoğu'dan da epeyce bir katılım olduğu bir ağırlığı söz konusu. Güneydoğu'dan da katılım var. Doğu Anadolu'dan da katılım var. Akdeniz'den de katılım var. Genel. Adana ekseninden, Adana'dan yukarıya çıkan eksende de var. Hele PKK IŞİD çatışmaları Aynel Arap'ta devam ederken şöyle bir algı oluştu vatandaşımızın bölümünde. Ya bak IŞİD'e
Senelerden beri PKK'nın TSK'nın bitiremediği şeyi PKK'yı IŞİD birkaç günde bitirdi. Bir defa bu çok yanlıştı. Yani bu bir meskun mahal çatışmasıydı. Yani kent çatışması. PKK'nın bilmediği ve en kötü olduğu alandı. Belirli bir noktadaydı. Oysa TSK'nın PKK'ya karşı vermiş olduğu mücadele toplu bir mücadele. Evet. Bir tek 1992'de oldu. Güneş Harekatı sırasında. Onda da PKK'nın nasıl bir ezimete uğradığını biliyoruz. Evet. Burada karşılaştırılmaması gereken şeyler karşılaştırılıyor ama esas sonucu şu. İnsanlar IŞİD'e büyük bir sempati duydular. Ve o dönemde Anadolu'da hangi organize sanayiye gitseniz ve ya Ahmet amca ben IŞİD'den geliyorum bak biraz para yardım yapar mısın diye sorduğunuzda para yardım alıyordunuz insanlar. Yok artık. Ya Anadolu'da istediğiniz sanayiye gidin ben IŞİD'e para veriyor. Olur mu öyle şey ya? O günlerde oluyordu. O günler dediğiniz? İşte aynen Arap çatışmaları sırasında. Yani geçen sene? Daha birkaç ay önce. Birkaç ay önce. Yani kaç daha ya diyeyim? İşte bir ay. Bir ay önce. Ondan önceki ay. Çünkü bayağı uzun devam etti çatışmalar. Şimdi şunu ben... Şimdi tabii bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu örgütlenmeler Türkiye Cumhuriyeti izin vermeden olmaz. Peki Türkiye Cumhuriyeti... Niye izin versin Türkiye Cumhuriyeti? Hükümet şunun için izin veriyor. PKK'nın Türkiye içerisinde bir ayaklanma yapmasını engellemek için IŞİD'in PKK'yı Suriye'nin kuzeyinde meşgul etmesi gerekiyor. Hesap o öyle mi? Hesap o. Hatta bir süre önce PKK bir açıklama yaptı. Dedi ki ANF'de bu hem Sözcü Gazetesi'nde hem Aydınlık'ta isimlerle çıktı. 12 tane Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunu IŞİD'ci zannederek yanlışlıkla Aynel Arap'ta yani Kobani'de ve Musul'da öldürdük. Şimdi sizi ve beni kimse IŞİD'ci zannetmez. Muhtemelen evet zannetmezler. Ha. Peki IŞİD'ci zannedilmek için ne olmanız lazım? IŞİD'ci gibi giyinmeniz, IŞİD'ci gibi sakalınızın olması, IŞİD'ci gibi silahlanmanız ve IŞİD'ci gibi savaşmanız lazım. Değil mi? Yoksa ne diye IŞİD'ci desinler? Niye IŞİD'ci desinler? Yani o zaman yani oradaki... Bu arkasından Cemil Bayık'ta Süddeutsche, pardon, Zeit adlı Alman dergisine verdiği mülakatta bunu teyit etti. Dedi ki bölgede Türk devletinin ajanlarıyla savaşıyoruz. IŞİD içinde. Yani bunu daha net anlaşılabilir bir dille IŞİD'in içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat elemanları mı savaşıyor? Bu iddia edildi PKK tarafından. Ve isimleri de verildi. Böyle mi? Evet, böyle. Ve bu isimler yalanlanmadı. Öldürülenlerin isimleri verildi. Ancak şunu da biliyoruz ki PKK Türk Devleti'nin ajanlarının isimlerini bilmez. Onlar da ceplerine bunları koyup gitmezler. Değil mi? Tabii. Bir kimlik koydularsa da muhtemelen ama bir Arap kimliği veya sahte bir kimlik. Tabii. Tamam. Peki, olacak hali yok. Peki o zaman bu isimleri kim verdi PKK'ya? Nereden bilecek bu isimleri değil mi? Evet. Kim verdi? Peki öbür tarafta televizyonlarda bir şey daha gördük. Gazetelerde bir şey daha gördük. PKK IŞİD'e karşı Aynel Arap'ta savaşırken PKK'ya yardıma gelen Amerikan savaş uçaklarına yön gösteren, nerenin bombalanmasını gerektiğini söyleyen kimler vardı? Emekli Amerikalı özel harpçiler. Değil mi? Bilmiyorum ben. Fotoğrafları vardı. Öyle mi? Tabii. Günlerce basında çıktı. Yani bir tarafta herhalde emekli Türk özel harpçiler, öbür tarafta emekli Amerikalı özel harpçiler. Birisi IŞİD'in yanında, öbürü PKK'nın yanında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi değil PKK'yı tercih etti. Yani orada çok sert bir de kırılma oldu. Fakat bütün bunların yanında Davutoğlu'nun Aynel Arap'ta çatışmalar bittik, IŞİD çekildikten sonra ve mecliste yapılan bir basın toplantısında CHP milletvekili Şafak Pavel, IŞİD'in Aynel Arap'tan çekilirken ağır silahlarını
Türk devletinin görevlilerinin bilgisi ve kontrolüyle Türkiye'ye getirip Türkiye üzerinden tekrar Suriye'ye soktuğunu söyledi. Ya çok büyük iddialar bunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında söylendi. Gazetelerde yazdı bu. Ben de zaten bu söylenene kadar, yani mecliste bu basın toplantısı yapılana kadar çok uzun süreden beri bu bilgiye sahip olmama rağmen bunu yazmamıştım. Ne zaman ki bu basın toplantısı yapıldı, aynı gün ben de Yeni Çağ Gazetesi'nde yazımı yazdım. Hükümeti IŞİD PKK'yı dövsün diye evet. Her türlü kollama ve koruma görevi mi yapıyor? Bu mu? Lojistik zemini mi hazırlıyor? Bu mu? Evet, bu. İşin özeti bu. İşin özeti bu. Ama bu da yanlış bir politika ve başarısız bir politika. Yanlış ve başarısız bir politika. Halbuki şöyle denirdi muhalif kesim. He. Yani IŞİD'e destek verdi bir dönem, hatta IŞİD olduğunu bilmeden hani muhaliflere verdi. Türkiye Esed de savaşsın diye. Türkiye El-Nusra. Denirdi muhalifler. Türkiye doğrudan El-Nusra'yı destekliyor. Hı hı. IŞİD'e doğrudan yardım yaptığını söylemek zor. Hı hı. En azından açık kaynaklarda böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti de bunu kabul etmiyor. Hı hı. Ben burada bunu analizi yaptım diye de kimse bunu kabul etmeyecek. Ama şunu biliyoruz ki iki gazetede, büyük gazetede bu haber yayınlanmış olmasına rağmen devlet kurumlarından herhangi bir yalanlama gelmedi bu konuda. Yani bizim orada herhangi bir kaybımız yok. Hı hı. Bu yalan, bu doğru değil diye bir an. Bundan sonra gelirse merakla beklerim. Peki. Ha. Koridor meselesine gelelim. Şöyle bir YPG, YPG PKK'nın oradaki iz düşümü anladığım kadarıyla. Doğru mu? Öyle mi tanımlamak doğru mu? Ya PKK'nın Suriye kolu diyelim. Suriye kolu. Tabii. Koridor açtığı iddiası var. Doğru mu sizce? Yani bence doğru olup olmasına önemli. Vaka bu. Çünkü Kobani'yi şöyle Kobani harita üzerinde Kobani diye bir yer yok. Aynı Arap. Bundan sonra Kobani'den geçiyor tanklar. Aynı Arap'ı evet şu anda PKK kontrol ediyor. Ve bu kontrol bloğunun içinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar geçtiler. Sonra gittiler 15 tane Türkmen köyünün olduğu alandan, yani Süleyman Şah türbesinden, çevresinde 15 tane Türkmen köyü var. Oradan aldılar. Ve yeni getirdikleri yer PKK'nın kontrolünde bir yer. Şimdi o zaman şu... Bir köy, PKK'nın kontrolündeki bir köye türbeyi koyuyorlar. O zaman işin özeti şu mu Ümit Özdağ? Yani IŞİD'in kontrolündeki bölgeden alıp PKK'nın kontrolündeki bölgeye koymak. Bu mu? Bölgeye koydular. Ve Türk bayrağının ön tarafında bölgede Abdullah Öcalan'ın üstünde resmi olan bir flama dalanıyor. Doğru mu? Hepimiz gördük. Gördük, fotoğrafları var. Ama... Bunu neden yaptı hükümet? Çok riskli mi bu? Esas hata şu. Türkiye'nin kapsamlı bir Suriye politikası var. El-Nusra'yı destekliyorsunuz. Özgür Suriye ordusunu destekliyorsunuz. Madem buraya bu kadar büyük para harcıyorsunuz, büyük yatırım yapıyorsunuz, o zaman desteklediğiniz güçleri türbenin çevresinde koruma gücü olarak yerleştirirsiniz. Ve dersiniz ki arkadaş, ben sana yardım ediyorum ama benim etrafımda burada bir alan oluşturacaksın, koruma alanı. Bunun yapıldığını hiçbirimiz görmedik. Aksine yapılmadığı gibi, IŞİD gibi ne türlü ilişkiye girerseniz girin, hesaplanması mümkün olmayan, bakın ne türlü ilişkiye girerseniz girin, hesaplanması mümkün olmayan bir örgütün bu çerçevede, bu çevrede hakim olmasının önüne geçmiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bana saldırabilir. Tabii bu ihtimal var. Şimdi PYD bölgesine Süleyman Şah'ın defnedilmesi, oradaki karakolun oraya kuruluyor olması risk değil mi? Tabii bir risk. Yani hükümet şöyle, bunu nasıl göze aldı? Şöyle bir risk. Çünkü şu var, bunu askerler hükümet nezdinde, PYD'de daha bugün İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü terörist dedi PYD için. Tamam. Şimdi hükümet tarafından terörist olarak tanımlanan bir yapı var orada, yapılanma var. Öcalan da terörist, onunla da görüşüyor hükümet yani. Ama neticede Süleyman Şah'ı
oraya defnediyor. Evet. Yani ha. Ya madem orada da bir güvenlik problemi yok, olamaz mı yani? Doğrusu onu ben bugün konuştum bazı konuyu ve bölgeyi iyi bilen arkadaşlarla. Dediler ki hocam şeye çok yakın, sınırımıza çok yakın. Haklısın yani kontrol bölgede hı hı. PKK'da ama bir şey yapamazlar. Yaptıkları anda tepesine bineriz. Tepesine bineriz hemen. Ama yani NATO'nun ikinci büyük ordusu olacaksınız. Büyük iddialarınız olacak ve sınırınızdan 30 kilometre uzakta bir karakolu korumayıp geri çekileceksiniz. Bu gidebilir bir durumu yok. Şimdi benim açımdan mesele şu. Biz Orta Doğu'da caydırıcılığı kalmayan bir ülke durumuna geldik. En önemli meselenin... IŞİD'e karşı biz geri çekiliyoruz. Bu mu? Bu sadece IŞİD'e karşı geri çekilme değil. Bakın, Türkiye'nin yanında olan bütün unsurlar şu anda Suriye'de demoralize durumdalar. Neden? Hı hı. Güvendikleri ülke, güçlü Türkiye, IŞİD karşısında geri çekiliyor. Bunun özeti bu. Türbesini bile koruyamıyor. Türbesini kaldı bile ki bizi koruyacak. Yani, türbesini bile koruyamıyor. Hı. Devletinin kurucusunun bir anlamda türbesini koruyamıyor. Bundan sonra alanı boşaltıyor. O zaman siz kendinizi bölgede Türkiye'ye yakın müzahir olan insanların, Türkmenlerin yerine koyun. Bundan sonra Sünni Arapların yerine, rejim karşıtı Sünni Arapların yerine koyun. Ve IŞİD karşıtı Sünni Arapların yerine koyun. Ne düşünürsünüz? Moraliniz çok bozulur. Ama aynı zamanda bunun Libya'da da etkisini hissedeceğiz. Yemen'de de etkisini hissedeceğiz. Mısır'da da etkisini hissedeceğiz. Nasıl bir etki olacak o? Bu caydırıcılığı olmayan bir Türkiye. Yani bakın 2003'te, 2004'te AKP hükümeti beğenmediği, işte laik dış politika dediği dış politikayı Cumhuriyet mirasını aldığı zaman Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yapan bir ülkeydi. Yani bu iki birbiriyle savaş halinde olan ülkeyi masa etrafında oturtup arabuluculuk yapabiliyordu. Hı hı. Şimdi ikisiyle de kavgalı. Yetmiyor, Mısır'la da kavgalı. Irak'la da aramız çok iyi değil. Bunu ancak Davutoğlu siyaseti başarabilirdi herhalde. Hı hı. Orta Doğu'da bir kavram vardır. Hani düşmanımın düşmanı dostumdur. Biz bunu değiştirdik. Orta Doğu'da düşmanımın düşmanı da düşmanımdır. Onun düşmanı da düşmanımdır. Herkese düşman olduk. Şimdi, evet. Ve caydırıcılığı kalmayan bir ülke haline geldik. Hı hı. Caydırıcılığı kalmayan bir ülke demek, bundan sonra saldırılara daha açık hale gelen bir ülke demektir. Hı. Biz eğer, bakın. Bu sonucu verecek bu sonucu. Eğer geriye gidelim. Süleymaniye baskınında karakoldaki Türk askerleri direnselerdi, çatışsalardı ve hepsi şehit olsaydı, bugün Türk-Amerikan ilişkileri bu kadar kötü olmazdı. Hı. Neden? Neden olsun? Çünkü Amerikalılar nereye kadar gidebileceklerini orada görmüş olurlardı. Çuvalı geçirdim, tık yok. Evet. Bunu gördü. Ama dendi ki, ya işte çatışma çıkarsa bir müttefik unsurumuz da. Şimdi taktik güçlerin stratejik değerlendirme yapma hakları ve yetenekleri yoktur. Bu harp okulunda ilk öğretilen cümledir. Taktik bir unsur ancak taktik değerlendirme yapar. Yani ne demek o? Süleymaniye'deki komutanın görevi Türk-Amerikan ilişkilerini düşünmek, bunun nasıl kötüleşeceğini düşünmek veya nasıl iyileşeceğini düşünmek değildir. Kendisine verilen karargahı savunmaktır. Hı hı. Ölse de. Savunmadı. Savunmadı. Tamam. Savunmadı. Şimdi Süleymaniye'de başlayan geri çekilme hiç şaşırtıcı değil. Bugün de Süleyman Şah'ta. Bugün de Süleyman Şah'ta. Bu sefer de IŞİD mi kafamıza çuval geçirdi bizim? Tabii yani sembolik olarak kullanırsanız bunu. Sembolik olarak kullanırsanız evet, bugün de IŞİD kafamıza bir çuval geçirmiş. Peki bu nasıl oluyor? Biz hakikaten NATO'nun ikinci büyük güçlü ülkesi gerçekte değil miyiz yani? Öyleyiz ama bakın. IŞİD bize nasıl kafa? Yani biz sınırımızdan 3-5 kilometredeki bir... 30 kilometre. 30 kilometredeki şeyi nasıl koruyamıyoruz biz? Hayır, bunu koruruz. Türk Silahlı Kuvvetleri korur. Korur. Orada bir sıkıntı yok. O zaman. Ama... Savaşa mı girmek istemiyoruz orada? Bir çatışmaya... Çatışmaya da girersiniz. Türkiye çatışmaya yabancı olan bir ülke değil ki. Türk ordusu da çatışmaya yabancı olan bir ordu değil.
tarihin en zor çatışma biçimlerinden bir tanesi biliyorsunuz düşük yoğunluklu savaştır. Türk ordusu 1984'ten beri düşük yoğunluklu çatışmanın içerisinde olan bir ordu. Hı hı. Çok deneyimli kadroları var. Hayır, burada bakın PKK karşısında çatışmayacağız diye Güneydoğu Anadolu'da sürekli alan boşaltan bir hükümet var. Onun için bugün... Bu da aynı hesap mı? Hakkari'de çatışma. Hakkari'de devlet hakimiyeti yok. Başbakan buna kamu güvenliği diyor ya. Kamu güvenliği devlet hakimiyetinin olmaması. Şırnak'ta devlet hakimiyeti yok. Yüksekova'da yok. Yüksekova'nın %90'ını PKK kontrol ediyor. Cizre'nin %90'ını PKK kontrol ediyor. Neden? Çünkü devletin gücü yok mu? Var tabii ki. Ama siz devletin gücünü siyasi otorite olarak kullanmazsanız, valileriniz sizden 200 defa son 2 sene içerisinde TSK 200 defa operasyon yetkisi istemiş. Bir tanesi verilmemiş bunlara. Ha, çözüm süreci var, işte ortalık karışmasın vesaire. Bakın şimdi hayır. Çözüm süreci Türkiye Cumhuriyeti için var da PKK için yok mu? Yani PKK dilediği her şeyi yapacak. Ama her türlü kanunsuzluğu yapacak, her türlü alçaklığı, ahlaksızlığı yapacak, her türlü cinayeti işleyecek, her türlü kamu düzenini bozma eylemini yapacak. Bunun adı çözüm süreci olacak. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk polisi karakollarına ve kışlalarına kapatılacak. Ne yazık ki durum böyle ama. Şimdi kızıyoruz ama durum bu. Güneydoğu'da PKK karşısında sürekli alan boşaltan hükümetin IŞİD karşısında... Yeni Süleyman Şah anıt mezarını veya türbesini boşaltması hiç şaşırtıcı değil. Burada da bir alan boşaltma. Çarşambanın gelişi Perşembe. Burada da bir alan boşaltmayla karşı karşıyayız. Ne olabilirdi? Ben asker değilim. Ama asker çocuğusunuz. Yani hayır, askerlerle konuşuyorum bunu. Yani subaylarla konuşuyorum. Emekli generallerle konuşuyorum. Diyorum ki ya bana anlatın. Yani hakikaten burayı savunamaz mıydık? Hayır. Savunması çok da zor olmayan bir bölge olduğunu ifade ediyor. O zaman? Türk Silahlı Kuvvetleri de burayı savunurdu. Yani şehit verilebilir mi? Verilebilir. Efendim bakın. Ama işte kötü bir tane, olmak istemiyoruz. Bir tane mermi atmadık. Bir tane mermi atılmadı. Yine şehit verildi. Değil mi? Fotofilmden, Genelkurmay fotofilmden giden. Ondan sonra bir... Fakat o net mi? Bugün İbrahim Kalın'ın bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanı'nın sözünde. Şehit edildi ifadesini kullanmış. Belki ağzından yanlış çıkmıştır. Kafasına çünkü tank kapağı düşmüş. Şehit edildi ifadesi eğer, Cumhurbaşkanlığı... Yani yalan söylemiyorsa devletin diğer organları kafasına tank kapağı düşüyor ve hayatını kaybediyor. Bilgi o. Bilgi o normalde. Tabii, o bilgi o. Şehit yani, edildi ifade biraz karışık. Evet, o zaman belki bir dil sürçmesi de olabilir. Demek ki şehit oluyor. Anadolu gibi bir coğrafyada oturuyorsanız, üç kıtayı birleştiren, bu coğrafyada şehit vermeden yaşayamıyorsunuz. Anadolu ağlamasının güzel bir retorik, Finlandiya'da geçerli. İspanya'da da geçerli olabilir. Anadolu'da yaşamak istiyorsanız, bağımsız, özgür bir millet olarak, bazı Türk analarının ağlaması gerekiyor. Bin sene böyle olmuş. Bin sene böyle olmuş. Yani bu A, B, C hükümdarla, padişahla, sultanla veya başbakanla ilgili değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Şah'ın etrafına bir birlikte iki tabur, üç tabur neyse koyup koyacak. Hadi yanaş bakayım. Bu muydu? Hem bölgedeki asker yapısını güçlendirebilirdi. Ama askerler diyorlarken buna çok gerek yoktu. Bölgeye yeni birlik yollamamızı yollayabilirdik ama çok şey yoktu. Zaten küçük bir alandan bahsediyoruz. Önemli olan sınırdaki birliklerinizin oraya intikal süreti. Onlar da hesaplanmış. Yani 20 dakika içerisinde acil durumda bölgeye özel kuvvetlerinizi götürebiliyorsunuz. Yani 20 dakika ya bir de yani biz Şam'a cuma namazını, ikindi namazını kılacağız diye bizim intikal süremiz var. Hızlıyız yani bu konuda. Sizi anlıyorum da işte o öyle olmuyor. Öyle olmuyor ne yazık ki. Evet. Olmadığını da gördük ve diğer benim söylediklerim oysa matematik hesaplar yani. Hı hı. Tabii zırhlı birliklerinizin bölgeye intikalinde 30 dakika öngörüyorsunuz ama
ani bir durumda işte çatışma ortamında bunlarından sonra mayınlanması, arazinin vesaire bu sizi 2 saate kadar şey yapabilir, oyalayabilir. Ama peki, hava kuvvetlerinde mutlak bir üstünlüğünüz var. Ondan sonra yine savaş helikopterlerinizde darmaduman eder orada IŞİD'i. Mutlak bir şeyiniz var, üstünlüğünüz var. Yani IŞİD de bakın, IŞİD deli bir örgüt değil. IŞİD... Yok, çok deli bir örgüt ya. Şöyle, rasyonel şekilde yönetilen bir örgüt. Rasyonel şekilde yönetilen. Yakında bir yeni IŞİD raporu hazırlıyoruz. Hazırladık, yayınlayacağız. Son tahsihlerini yapıyoruz. Ne diyor raporda? Şimdi şuradan yola çıktık IŞİD raporunu hazırlarken. IŞİD bir tarafta düşük yoğunluklu çatışma, gerilla savaşı, kent muharebesi tekniklerini kullanan ama öbür tarafta konvansiyonel ordunların yaptığı askeri harekatları yapan şu ana kadar modern tarihte görmediğimiz türden bir ordu, örgüt, devlet arası bir yapı. Hı hı. Peki bunun şeyini kim oluşturuyor? Bel kemiğini kim oluşturuyor? Dünyanın değişik bölgelerinde, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Bosna Hersek'te yıllarca düşük yoğunluklu çatışmalarda, gerilla savaşlarında yetişmiş kadrolarla Irak ordusundan, Sünni Araplardan gelen profesyonel subay kadroları ve general kadroları oluşturuyor. Onun için mesela hani bir subayı, Ürdünlü subayı yaktılar ya, yakarak öldürdüler. Biz diyoruz ki ya deli bu alçak, ahlaksız adamlar. Evet, ya bu ahlaksız bir eylem. Ama bunu yaparken rasyonel bir hesaplama yapıyor kendi açısından. Diyor ki bu eylemi yaparsam tekrar üzerime şu dikkati çekeceğim. Bunu dikkati çektiğim zaman şunu unutturacağım. Hakikaten. Evet. Bakın bunlar bu örgütün yapmış olduğu eylemler uygulama anlamında çılgınca olabilir. Ama bu arkasındaki rasyonel hesaplayı böyle bir hesap var. Onun için Türkiye ile IŞİD'in bir açık çatışmayı istemesi bugünün bölge jeopolitiğinde çok makul değil. Türkiye Eğit-Donat hareketine imza atmış olsa bile. Türkiye Eğit-Donat hareketine imza atmıştır. Ama Eğit-Donat hareketinin uygulanması için zemin yoktur. Aslında anlaşma gerçekten sağlanmış da değildir. Eğit-Donat anlaşması Türkiye'yi IŞİD nezdinde hedef haline getirmiş olmaz mı? Tabii şöyle, masada birçok şişe varsa IŞİD'in faydalandığı, IŞİD Eğit-Donat'a rağmen ya ben bak burada şuradan eleman devşirebiliyorum, bu sınır hala açık, şuradan sonra şöyle bir mali kaynak geliyor. Demek ki bölgeyi şu aşamada Türkiye'yi de karşıma alacak bir hareketlilik içerisinde olmamalıyım yorumunu çok büyük bir ihtimalle yapacaktır. Ama tabii bu IŞİD'in ve cihatçı selefiliğin genelde IŞİD örgüt bazında, yani IŞİD olmayabilir. Ama esas cihatçı selefilik Türkiye için büyük bir tehdittir. Selefilik bir tehdittir. Çünkü hep şu söyleniyor, ya işte Sünni-Şii çatışması var. Sünni-Şii çatışması yok. Selefilerin Şiilerle ve Sünnilerle çatışması var. Peki bu zemin Türkiye'de 12 bin insanın, Türkiye'de sizin araştırma raporunuza göre 12 bin insan, korkunç büyük bir rakam bu. Büyük bir rakam. IŞİD saflarına katılması Türkiye'deki hangi zeminden kaynaklanıyor? Şimdi güzel bir soru. Bizim araştırmamızda bu zeminin demografik büyüklüğü yok. Ancak ben bu sayıyı açıkladığımda, bizim çalışmaya alıştırdığımda yine Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin dedi ki benzer bir araştırma var, 12 bin rakamı var ve dedi %6'lık bir taban oturuyor bu dedi Türkiye'de dedi. Şimdi %6 çok büyük bir rakam. Çok büyük. Abartılı olmasın bu rakamlar. Yani teyit edebileceğim bir rakam değil. Hı hı. Ama demek ki bir araştırma var. Hadi doğru 6 süre, değil 3 olsun. Yine büyük bir rakamdan bahsediyor. Büyük bir rakam. Ya ne diyeceğim, 12 bin gibi bir rakam var elimizde. Yani ama bu selefilik mi? Doğrudan bildiğimiz anlamda hayır, ama selefiliğin son yıllarda Türkiye'de de bir ilerleme içerisinde olduğunu görüyoruz. İslam dünyasında olduğu gibi. Neden? Çünkü dinamizmi temsil ediyor.
Yani bütün olumsuzluklarına rağmen. Ama bir de tabii selefiliği, hani bir modernleşmeci selefilik var ılımlı. Öbür tarafta cihatçı selefilik var. Yani hepsiyle birlikte bir ilerleme içerisinde. Ve kolay çözümler öneriyor. Yani şimdi biz Paris'te dergiyi basan şöyle ve insanları katleden o iki terörist gencin fotoğrafları şimdi Paris banliyölerinde gençlerin afişlerini yaptırıp duvarlara astıkları şeylerle posterler haline geldi. Neden? Bir kızgınlığın en kolay ifadesi. Bu Üsame'nin bir dönem şey olduğu gibi. Tişörtleri vesaire evet. Gibi. Aynen. Bir bakıyorsunuz birçok Avrupa ülkesinden orada Müslümanların karşı karşıya olduğu olumsuzluklara kızan gençler selefilikle başlangıçta hiçbir ilgileri olmamasına rağmen kalkıp gelip Orta Doğu'da bu tür süreçlerin içerisine girebiliyorlar. Yani selefilik büyük bir güçlenme içerisinde. Türkiye için selefilik bir tehdit. Henüz Türkiye Cumhuriyeti ve bunu başta yavaş yavaş anlamaya başladığını görüyoruz ama buna karşı kendisini korumaya alacak mekanizmaları geliştirmiş değil. Ve bununla genelkurmayla kavga edemezsiniz. Milli İstihbarat da yapamaz bunu. Emniyet Genel Müdürü de yapamaz. Kim yapar? Diyanet İşleri Başkanlığı yapar. Diyanet İşleri Başkanlığı? Evet. Bu iş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi. Şu ana kadar böyle bir şey duymadık da yani. Ben de duymadım. Yani bu kadar bir selefi akımın, radikalleşmenin, 12 bin insanın gittiği bir Diyanet İşleri Başkanı henüz o konuya değin bir şey duymadık. Evet. Bazı çalışmaların olduğu söyleniyor. Onu söylemek ama gibi. Çok hayati kritik bir mesele. Tekrar son birkaç dakikaya tabii. Geldik Ümit Özda. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun mesela 2014 Şubat'ında kendine yani hükümete yakın bir televizyon kanalında şunu ifade etmişti. Türkiye her türlü tedbiri almaya hakkını elinde bulundurur. Süleyman Şah Karakol'daki. Her türlü saldırı aynen karşılık görür. Türkiye hiçbir tereddüt göstermeden her türlü tedbiri alır. Kimse bizim gücümüzü test etmeye kalkmasın. Ya bu Sayın Davutoğlu sürekli gücümüzü test etmeye kalkmasın diyor da kaçarsan kimse test edemiyor zaten. Ha kaçarsan test edemezsin. Yani ben şimdiye kadar AKP iktidarının gücünü bir tek Gezi olaylarında gördüm. O da kendi vatandaşına karşı sokağa sürmüş olduğu genç polis çocuklara Çanakkale kahramanlarına benzeterek yapmış olduğu, bence de çok utanmazca bir benzetmedir o. Bundan sonra tırnak içinde kahramanlıktır. Ama şu kahramanlığı bir de PKK karşısında gösterse, bir de IŞİD karşısında gösterse çok mutlu olacağım doğrusu. Peki son şey şu olsun. Kobane düştü düşecek derken Süleyman Şah düştü. Evet. Bunu kıyaslayalım. Şimdi burada Aynel Arap'ta çok açık bir Amerikan... Israrla Aynel Arap demeye devam ediyorsunuz. PKK ittifakı. Hiçbir haritada Kobane diye bir laf yok. Hiçbir haritada, dünyadaki hiçbir haritada Kobane diye bir laf yok. Ya orada yaşayan insanlar işte Kobane diyor da. Canım işte bırakın yani şimdi olur mu? Ya yani orada yaşayan insanlar Kobane diyor değil ki. Peki, konuya dönelim. Peki. Devletler. Aynel Arap. 600 tane Amerikan savaş uçağı sorti yaptı bölgeye. Aynel Arap'a. Ve bunu ben şeyle de bir Amerikalı yetkiliyle de bir konferansta konuştum. Dedim ki yani siz burada PKK ile işbirliği yaptınız. Ve PKK'ya destek verdiniz. Dediler ki biz öyle görmüyoruz. Nasıl görüyorsunuz? İlk defa dediler biz bu kadar çok IŞİD'çiyi bir arada gördük. Ve bulmuşken vurduk. Hatta dediler ilk defa Obama Erdoğan'ın bir talebini reddetti. Burada reddetti. Çünkü Amerikan ordusu bulmuşken bunları burada vuralım dedi. Çünkü dediler hep dağılıyor. Ben meselenin bu kadar basit izah edilebileceğini düşünmüyorum. Ama burada savaşı kazanan IŞİD'e karşı PKK'dan çok Amerikan Hava Kuvvetleri'dir. Ve bölgedeki Amerikan özel kuvvetlerinin Amerikan Hava Kuvvetleri'ni yönlendirmesidir. Evet. Burada öngörü açısından baktığımızda yani şimdi Kobane düştü düşecek derken aslında bir Türkiye Cumhuriyeti o zaman Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir öngörüsüydü bu. Yani sallanıyor her an gitti gidecek falan. Olabilirdi. Olabilirdi ama devreye Amerikan Hava Kuvvetleri girdikten sonra olmadı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gireceği belli değil miydi? Yani bu ölçüde belli değildi bir ama daha kötüsünü Amerika Türkiye Cumhuriyeti'ni öyle bir tehdit etti ki biz Barzani'yi Türkiye içerisine sokmak Irak Anayasası'na rağmen ki Irak Anayasası'na göre peşmerge güçleri yabancı
ondan sonra ordu kabul edilmez. Ve yani milis gücüdür. Üstelik Bağdat'ın bir onayı yokken Barzani kendi peşmergelerini yolladı. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan tezkere de ihlal olmuş oldu. Evet. İhlal edilmiş oldu. Ve geldiler, Türkiye'ye girdiler. Bu kararın alındığı gün Dışişleri Bakanı'nın bu kararı açıklaması sırasında Dışişleri Bakanı'nda yaptığı basın toplantıda lütfen yüzüne bakın. Arşivde var film. Nasıl yüzü? Gördüğünüz zaman anlayacaksınız nasıl olduğunu. Öyle mi? Nasıl yüzü? Tarif edin. Perişan olmuş. Perişan vaziyette. Evet. Hiç kimsenin hoşuna gidecek bir şey değil bu. Yani Türkiye'nin ben o kararı özgür iradesiyle aldığını düşünmüyorum. Ağır bir tehditle almıştır. Peki Sayın Davutoğlu'nun izin almadan bu operasyonu yaptık meselesi var. İzin almadan toprak verdik. Toprağımızı vermiş olduk. Evet. İzin almadan ne demek bu? Yani bu da kamuoyuna yönelik bir psikolojik operasyon. Hiçbir şey yok. Ya, toprağımızı vermek için kimden ne izin alacağız? Kimden izin alacaksınız? Yani Suriye'den mi izin alacaksınız? Suriye ile bir görüşme yapmışsınız zaten. Ama görüşmeler sonuçlanmamış. Demek ki Suriye'ye izin almak için başvurmuşsunuz. Bu izin devlet veya haber. Haber. Devletler olmayabilir belki. Haber. Devletler hukuku çerçevesinde. Yani zaten olması gereken şey bu. Hı hı. Ama Suriye ile ilişkiniz yok. Artık yani bakın çok yanlış bir politika bu. Siz burada muhalefeti destekleyebilirsiniz ama bu Şam'la ilişkinizi kesmenizi gerekmiyor. Hı hı. Rusya'ya bakıyorsunuz, Şam'ı destekliyor ama muhalefeti davet ediyor, konuşuyor Moskova'da. Şimdi Suriye bildiriyor Şam'a konuyu. Bir de Murat Karayılan'ın açıklaması vardı. 5 kere Türk yetkililerle konuşuldu bu operasyon öncesi diyor. Doğru. Dediği doğruysa eğer. Doğru. Neden? Çünkü yani açık kaynaklardan yine biliyoruz ki PKK'nın Suriye kolunun değişik yetkilileri hem sınırda davet ediliyorlar, kendileriyle görüşülüyor, hem de başka kanallarla görüşüyorlar. Ne yazık ki tabii yani böyle bir operasyon cebri kuvvet kullanılarak değil de anlaşmalar yapılarak yapılmış bir operasyon. Neticede bu meseleyi toparlayalım. Şah değil, mat öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kaybetmiş oldu. İşin en... Bakın tekrar ediyorum. Orta Doğu'da caydırıcılığı olmayan bir ülke haline geldik. Bu işin en kötü sonucu bu. En kötü sonucu bu.